Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizleri Eylül Bebek'le tanıştırmak istiyorum. Eylül bebeğimin boyutu 32 santim. Daha önce kanalımda paylaştığım Frida bebeğim vardı. Bu bebeğin vücut gövde yapımıyla tamamen aynı arkadaşlar. Her ayrıntısını Frida bebek ya da Barbie bebek oynatma listesinde bulabilirsiniz. Köşeye kartları ekleyeceğim gövde yapımını. Kafası da aynı arkadaşlar. Frida bebekle Eylül bebeğin kafa yapımı da aynı. Sadece gözlerini ben tığ ile yaptım Eylül bebeğin. Daha önce kanalımda Hazal bebeğin gözlerini paylaşmıştım sizlerle, göz yapımını. Eylül bebekte de o göz yapımını kullandım. Sadece fark şu, biraz daha ince bir iple yaptım. Çünkü biraz daha küçük olması gerekiyor. Bebeğimiz küçük çünkü. Alize Cotton Gold ipini ikiye ayırdım. İki katıyla 1,75 milim tığla gözlerini yaptım. Gözlerini nereye yerleştirdim? Arttırmalar burada bitiyor. Arttırmalar bittikten sonraki sıradan başlıyorum saymaya. 5. sıranın sonuna gözünü yerleştirdim. 6 sık iğne ara verdim gözlerin arasında. Göz yapımında kartları ekleyeceğim köşeye. O videodan yapabilirsiniz gözlerini. Elbise de arkadaşlar bu videoda elbisesini paylaşacağım. Elbisesi farklı bir model. Pileli bir model çalıştım. Böyle bu şekilde arkası düğmeli. Yine üzerine giyip çıkarabiliyoruz bebeğimizin. Eylül bebeğin kıyafetlerini 3 bölüm halinde paylaşacağım. Bu bölümde elbisesini anlatacağım. İkinci bölümde çizmelerinin yapılışını, bakın çizmeleri de gayet farklı bir model yine. Üçüncü bölümde de Peru'nun yapılışını sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olup bana destek olursanız arkadaşlar sevinirim. Ayrıca bildirimleri açtığınızda yeni videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen elbisenin yapımına geçiyorum. Elbisede Yarnart Baby Cotton kullandım. Gazal Baby Cotton'la hemen hemen aynı, çok yakın birbirine bu ipler. 165 metre uzunluğunda 50 gram bir ip. Ekru renk 401 numarası. Videonun açıklama kısmına ipimin detaylarını ekleyeceğim. Şimdi ben bu elbiseyi örerken 2,10 milim tığ kullandım. 2 milim de olur. Çok sıkı örüyorsanız. Ben bunu normal bir sıkılıkta örmek istiyorum. O yüzden bu tığ kullandım. Çok sıkı yapmıyorum. Şimdi 16 tane zincir çekeceğim. İlk etapta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane zincir çektim. İkinci zincirden başlayacağım. İkinci zincirden başlayarak 14 tane sık iğne yapacağım. Burada bir tane zincirim kalacak. 14 tane sık iğneyi yapacağım. Aslında 15 sık iğne tamamı olması gerekiyor. Fakat ben 14 sık iğne yapacağım. Bir tane zincir bırakacağım sonda. Oraya kadar yapıp geliyorum. 14 tane sık iğne yaptım. Burada bir tane zincir kalması lazım. Bir dahaki sırada oraya bağlantı yapacağız çünkü. Bir zincir çekiyorum. İkinci sıradayım. Dönüyorum. Şu kısımdan yapacağız. Bakın normalde şöyle batmamız gerekiyor iki kanadına. Arka lobundan batıp sık iğne yapmaya başlıyorum. Bakın buradan önde bir kanadı kalacak. Şu kısımdan ortasından batıyorum, tek kanadına çekiyorum. Elbisenin üst kısmında bu teknikle öreceğiz üst kısmını. Yani arkadan batarak öreceğim.
14 tane yine sık iğne yapacağım. Sıranın sonuna kadar 14 sık iğneyi yapacağız. Üç, 12, 13. Burada bir tane daha var. 14. 14 sık iğneyi yaptım. Bakın, ön kısımda tek kanadı kaldı sık iğnelerin. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen zincirin yanındaki sık iğnenin üstüne yine arka kanadından blo olarak örüyorum. Ortasından batıp arkasından çıkacağım. Şimdi arkadaşlar, burada 14 sık iğne var. 14 sık iğneyi öreceğim buraya kadar, sonuna kadar. Oraya kadar örüp geliyorum. 14 tane sık iğne ördüm. Üçüncü sıradayım arkadaşlar. Ama şimdi şu, bakın, ilk sırada yaptığım, hani bir tane burada zincir kalmıştı, onun içine bağlıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 15 sık iğne oluyor. Burada yaka kısmında daraltma yapmak için bu şekilde ilk zincirin içine bir sık iğne yapıp 15 sık iğne yapmış oldum. Üçüncü sıra sonunda bir zincir çektim, döndüm. Burada 15 sık iğne var. Aynı şekilde 15 sık iğneyi sıranın sonuna kadar öreceğim. Yine arka loblarına batarak blo olarak batıyoruz her sırada. Böyle 15 tane sık iğne, ilk baştan 15 sık iğneyi buraya kadar, sona kadar yapacağım. 15 sık iğne yaptım. Dördüncü sırayı tamamlamış olduk. Şimdi 5. sıradayım. Bir zincir çekiyoruz hep dönerken. Yine bakın, ilk sık iğnenin ortasına blo olarak başlayıp sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi 14, 5. sırada 14 sık iğne yapacağız. Yani sonda bir sık iğne kalıncaya kadar 14 sık iğne yapacağız. Oraya kadar örüyorum. Birlikte örelim. Sayabiliriz. Saymadan da sonuçta, bakın, burada 14. sık iğne burası. Normalde bir sık iğne daha var. 15 sık iğne alt sıra. Yine burada bir zincir çekip daraltma yapıyorum. Dönüyorum arkadaşlar. O yüzden bir sık iğne bıraktıktan sonra geri dönüyorum. Her iki sırada bir bu işlemi uyguluyorum. Çünkü yaka kısmının daha dar olmasını istiyorum. 14 tane sık iğne var burada. Sıra sonuna kadar 14 sık iğneyi 6. sırada yapacağız. 6. sırayı bitirdim. 14 tane sık iğne yaptım. Sonuna kadar sıranın. Bir zincir çektim, döndüm. 7. sıradayım. 7. sırada 14 sık iğneyi yine yapacağım. Bakın, burada şu iki sıra 14 sık iğne. Bu sırada 15 sık iğne yapacağım. Buraya kadar 14 sık iğne yapıp tekrar şu alt iki sıra alttaki sık iğnenin üstüne bağlayacağım. Şimdi 14 sık iğne buraya kadar yapıyorum. 14 tane yaptım. Bakın, iki sıra alttaki bu sık iğnenin yine üstüne blo olarak sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. Sık iğne yapmaya başlıyorum. 8. sıradayım. 2, 3, 4, 15 sık iğne yapacağım. Yine aşağıya kadar. Bu etek kısmında, uç kısmında hep sonuna kadar yapıyoruz. Yaka kısmında iki sırada bir daraltma yapıyoruz arkadaşlar.
Şimdi 15 sık iğneyi 8. sırada 15 sık iğne sıra sonuna kadar yapacağım. Yine arka loptan alıyoruz hep, unutmayalım. 8. sırayı tamamladım. 15 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. 9. sırada yine 14 tane sık iğne yapacağım bu kez. 2 sıra 15 ördüm. Örüyorum arkadaşlar. 2 sıra 14 sık iğne. Şimdi bu sırada 9. sırada 14 sık iğne yapacağım. Bir sık iğne burada kalıncaya kadar tamamlayacağım sırayı. 14 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada bir zincir çektim, döndüm. Kolu ayıracağım. Döndüm. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bu sıradan itibaren 10. sıradan itibaren kola geçtik. 6 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi şu yaka kısmındaki daraltmalar hep devam edecek arkadaşlar. Şimdi buraya 6 sık iğne yapmıştım. 11. sırada 7 sık iğne yapacağım. Bakın orayı da göstereceğim. 3, 4, 5. Yine arka loptan alıyorum. 6. Bakın 2 sıra olmuş oldu burada yine. Şimdi 3. sırada yani 11. sırada tekrar 6 2 sıra alta bağlıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın kol yapıyoruz şu anda. Bir zincir çektim, döndüm. 12. sıradayım. Yine 7 sık iğne yapacağım. Normalde kolumuzun uzunluğu 7 sık iğneden oluşuyor. Fakat arada 6 2 sırada bir 6 sık iğne yapıp yakadaki daraltmaya devam ediyorum. Bakın yakada böyle bir daralma oluyor. Aşağı taraf ve kolun kenarı düz oluyor. Bir zincir çektim, döndüm. 2 3 4 5 12. sıradayım. 6 7. On üçüncü sıradayım arkadaşlar. 7 yapmıştım. Bakın 7 yapmıştım. Söktüm birini. 6 olacak bu sırada. Çünkü yine geri döneceğim. 13. sıradayım. 6 sık iğne yaptım. Döndüm. 14. sırada yine 6 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Sıranın sonuna kadar tamamladım. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi 14. sırayı tamamladım. 14. sırayı. Şimdi 15. sıradayım. 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım. Yine bakın yakaya alttaki 2 sıra alttaki 3 sıra altta oluyor arkadaşlar. Bu yaptığım şeyle sırayla birlikte buraya sık iğnemi bağlıyorum. Bir zincir çektim. Yine 16. sırada aşağıya kadar 7 sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Dönüyorum. 17. sırada 6 sık iğne yapacağım. 4 5 6 Bir zincir çektim, döndüm. 18. sırada yine 6 sık iğne yapacağım. 3 4 5 6
Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. 19. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğnemi tamamladım buraya kadar. Yine alttaki sıraya burada kalan sık iğnenin üzerine bir tane sıkıştırıp sık iğnemi yapıyorum. 7 sık iğne oluyor. 19. sırada. Bir zincir çektim, döndüm. Yine sıra sonuna kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğnemi yaptım. 20. sırada tekrar bir zincir çekip döndüm. 21. sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Arkadaşlar kol ve gövdeyi böyle devam ederek sayısını, mesela buradaki sayıyı biraz daha uzatarak daha geniş bir elbise, kol kısmını biraz daha uzatarak kolunu da biraz daha geniş yapabilirsiniz. Benim yaptığım bebeğime bu sayılar uygun. Büyütmek isterseniz buralardaki sıra sayılarını bir iki sıra daha fazla yapabilirsiniz. Gövde kısmında da fazlalaştırabilirsiniz. Ve ilk baştaki zincir sayısında uzun tutarak boyunu da uzun yapabilirsiniz. Şimdi 6 sık iğne yaptım 21. sırada. Bir zincir çekiyorum. Döndüm. İki, üç, dört, beş, altı sık iğne yaptım. Çünkü burada kısaltma vardı. Altı sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar gövdeyi birleştireceğim. Kol bitti. Bakın şuradan altı sık iğne yapıp dönmüştük. Hemen ilk sık iğneden başlıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sık iğneye tamamladım. Bakın burada 6 tane sık iğne yaptım ve gövdeden devam ettim. Burada da 8, 2, 4, 6, 8 tane sık iğne var. Toplamda 14 sık iğne oldu bakın bu sırada. Şimdi düz yerlere, uzun yerlere geldim. Ön kısmına geçiyorum elbisemin. Kolu tamamlandı. 14 sık iğneye tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum, döndüm. Buradan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın hiçbir değişiklik yok. 5, yani aynı düz sıra gibi 6, 7, 8 devam ediyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ama birleştirme zamanı geldi yine aşağıya. 14, 15 oluyor. Bu sık iğneyi de yapıyorum. Birleştiriyorum aşağıdaki sıraya. Bir sık iğne yaparak sık iğne sayımı 15 yapıyorum. Bir zincir çektim, döndüm. Bu sırada arkadaşlar bakın şu ön kısımdaki, ben bu denemek için yapmıştım. Şu kısımdaki altta bakın bele doğru biraz daha dar olacak. Şu kısım biraz daha geniş olacağı için burada yine daraltmalar yapacağım bakın. İki sırada. Bakın hem burada yapacağız, hem burada yapacağız. Hem yaka kısmında hem de göğüs altında yapacağım. Şimdi onu göstereceğim. Her sırayı gösteriyorum arkadaşlar. Video uzaması önemli değil. Önemli olan sizin anlayarak rahatlıkla yapabilmeniz. Şimdi 24. sıradayım. Kolu bitirmiştik. Alttan ördük. 15 sık iğne.
Bir zincir çektim, döndüm. 9 tane sık iğne örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9. Göğüs altına kadar 9 sık iğne ördüm. Tekrar bir zincir çekiyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Sırayı tamamlamadan dönüyoruz. Çünkü daraltacağım. Şu kısmı daraltacağım bu kez. Sıraları takip ettiğiniz zaman siz de şaşırmadan yapabileceksiniz. 25. sıradayım. 4 5 6 7 8. Bakın bu daraltmaya geldim. Bir alt sırada bitirmiştim. Burada yarım bıraktım yine bir sık iğne öncesinde. 8 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. 26. sıradayım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptım. Bakın burada daraltmamı artık bele bağlayarak tamamlayacağım. Yani buradan kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın. Sekiz sık iğne yaptım. 9 daraltma yapmış oldum. 10 11 12 13 14. Burası bel kısmı olduğu için tamamlıyoruz her sırada. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi devam ediyorum. 28. sıradayım. Bu sırada da 15 sık iğne yapıp şuraya bağlayacağım yine. 15. sık iğneyi buraya yapacağım arkadaşlar. 28. sırayı önce 14 sık iğne yapacağım. 4 5 6. Şuraya kadar 14 sık iğne yapalım. 14 sık iğne yaptım. Yine alttaki sıraya bir sık iğne yaparak 15 sık iğne yapmış oluyorum. 28. sırada 29. sıradayım. Döndüm. Yine 15 sık iğne sıra sonuna kadar öreceğim. 15 sık iğneyi buraya kadar yapalım. Bir zincir çekiyorum. Döndüm. Bu kez 14 tane sık iğne yapacağım. 14 sık iğneyi bir tane sık iğne kalacak kenarda 14 sık iğne yapalım. 30. sıradayım. Bir zincir çekiyorum. 31. sıradayım. Döndüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptım. Çünkü bir sık iğneden kala döndüğüm için 8 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. Devam ediyorum. 32. sıradayım. 2 3 4 5 6 7 8 9. sık iğneyi buraya bağlıyorum yine. Burada daraltma yapacağım bakın. Burada yaptığımız gibi 9. sık iğneyi alta bağladım. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi tekrar sıranın sonuna kadar şurayı yapayım arkadaşlar. 9 sık iğne önce. 4 5 5 6 7 8 9 9 sık iğne yaptım. Şimdi bele bağlayacağım. Oradan devam edeceğim. 10 11 12 13 14 15 sık iğneyi tamamladım.
33. sırada bir zincir çektim, döndüm. 34. sıradayım. 1 2 3 4. Şimdi yakada daraltma yapacağız. 15 sık iğne var burada normalde. 14 sık iğne yapacağım. 1 sık iğne kala bitireceğim. 14 sık iğne yapalım. Bu sırada 34. sıradayım. 14 sık iğne yaptım. 34. sırada bir zincir çektim, döndüm. Yine 14 sık iğne var tabii ki aşağıya kadar, buraya kadar. Yine 14 sık iğneyi 35. sırayı yapalım. 14 sık iğneyi tamamladım. Bir zincir çektim, döndüm. 36. sıradayım. Bu kez 15 tane sık iğne yapacağım. Buraya kadar 14 yapacağım. Sonra 15. sık iğneyi buradaki alt sıradaki sık iğnenin üzerine yapacağım. 14 sık iğne önce şuraya kadar yapayım. 14 sık iğneyi yaptım. 15. sık iğneyi buraya blosundan alıyoruz. Yani aynı şekilde alıyoruz arkadaşlar. Buradaki tek sık iğneyi de bir zincir çektim, döndüm. Şimdi yine belde daraltma yapacağım. 9 sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. Bu kez 7 8 sık iğne yapacağım. 38. sıradayım. 3 4 5 6 7 8. Çünkü buradaki daraltmaya geldik arkadaşlar. O yüzden burada bir tane eksik yapıyoruz daraltırken. Bir zincir çektim, döndüm. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 sık iğne vardı burada döndükten sonra yaptım. Bele devam ediyorum. Bakın buradan sırayı tamamlıyorum. 9 10 11 12 13 14 tane sık iğne oldu. Çünkü burada bir tane bırakmıştık. Bir zincir çektim, döndüm. 39. sıradayım. Buradan başlıyorum. 14 sık iğne buraya kadar yapacağım ve 15.'yi buraya yapıp daraltmayı yapıp sırayı tamamlayacağım. 39. sıradayım. 14 tane yaptım. 15.'yi buraya yine bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Döndüm. Sırayı tamamlayacağım. 15 sık iğnem var. Tam sıra burası. 15 sık iğneyi sıranın sonuna kadar yapacağım. 40. sırayı yapmış olacağım. Tamamladım sıramı. 15 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. Bu kez 14 sık iğne yapacağım. Burada bir sık iğne bırakacağım. 14 sık iğne. 41. sırayı tamamladım. 14 sık iğne yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. 'Dan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Kolu yapmaya başladım. Normalde kolda 7 sık iğnemiz var. Fakat burada bir sık iğne kala döndüğüm için 6 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. 42. sırayı yapmış oldum. 43. sıradayım. Şimdi 43. sırada 7 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6.
6, 7.yi buraya yapıyorum. Bir zincir çektim, döndüm. Tekrar 7 sık iğne yapacağım sıra sonuna kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. 45. sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım bu kez. Bir zincir çektim, döndüm. 46. sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, yine 6 sık iğne yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu kez 7 sık iğne yapacağım. 47. sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne buraya yaptım. 1 sık iğneyi de buraya. 7. sık iğneyi. 48. sıradayım. Kolu yapmaya devam ediyorum. Yine de 7 sık iğne yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. 49. sıradayım. Bakın yakaya doğru daraltmalara devam ediyoruz. Buralarda yok daraltma. Yaka kenarına daraltıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. 49. sırada bir zincir çektim, döndüm. 50. sıradayım. 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. 51. sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sık iğneyi buraya yapıyorum. 52. sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğnemi yaptım. 52. sırada 53. sıradayım. 6 sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine döndüm. 54. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Şimdi gövdeye devam edeceğim. Kolumuz bitti. Gövdeden devam ediyorum. Bel kısmından. Bakın şu sıraya devam ediyorum. 6 sık iğne yaptım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu sırada 14 sık iğne yapmış oldum. 6'sını buraya 2, 4, 6, 8 tane de buraya yaptım. Toplamda 14 sık iğne yapmış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Döndüm. 54. sırayı tamamladım. 55. sıradayım. 15 tane sık iğne yapacağım. Normalde 14 şuraya kadar, bir tane de buraya kadar. 14 sık iğneyi yapacağım. Şimdi şuraya kadar 55. sıradayım. Onu yapıp geleceğim. 14 tane sık iğnemi yaptım. 15.yi buraya.
55. sırayı tamamladım. 56. sıradayım. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine 15 sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sık iğneyi tamamladım. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi 14 sık iğne yapacağım. 57. sıradayım. 14 sık iğneyi buraya kadar yapacağım. 14 tane yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. 58. sıradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi 59. sıradayım. 14 sık iğne buraya yapacağım. 15. buraya yapacağım. Tamamlayacağım. 59. sıradayım. 14 sık iğne buraya kadar yaptım. 15. sık iğne yine buraya yapıyorum. 59. sık iğne sırayı yaptım. 60. sıradayım. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine sıra sonuna kadar 15 tane sık iğneyi arka loptan yapıyoruz arkadaşlar hep. 15 sık iğneyi sıra sonuna kadar yapacağım. 60. sırayı tamamladım. 15 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Döndüm. Yine 15 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Son sıra. Bu sırayı 15 tane yapacağım yine buraya kadar. Sonra yakanın etrafını yapacağız. 15 tane sık iğne yaptım sıranın sonuna kadar. Şimdi buraya bir tane daha yapıyorum. Sık iğne. Şöyle arkadaşlar, sık iğne değil. 15 sık iğne yaptık. Aynı yere ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Bu kez bakın tam şu İki sıranın ortasına, şuraya yine ilmek kaydırma yapacağım. Çok sıkı yapmayalım ilmek kaydırmaları. Şimdi şu şuraya deliğin içine bakın, şuradaki bir buraya batacağım, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Şimdi buraya batıyorum. İlmek kaydırma. Ve buradaki boşluğun içine bu boşluğa şuradaki bariz bir boşluk var, delik var orada, oraya. Şimdi şuraya ilmek kaydırma. Bu şekilde yakanın etrafını çevireceğim. Çok sıkmayalım. Zaten iki sıraya bir tane yapıyorum. Bakın bu şekilde sıkmadan, dediğim gibi bakın buraya, 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 bu ortaya ve buraya. Bu şekilde sıranın, yakanın etrafını İlmek kaydırmayla tamamlayacağım. Yakanın etrafını bitirdim. Bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. Son ilmek kaydırmamı yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 3 ilik yapacağım. 4, 5. Hemen dibindeki
Zincirin içine batıyorum. Burada zincir var arkadaşlar. Zincir çekerek başlamıştık. Bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma yapacağım burada da 7 tane. 3 tane ilik yapacağım. İstediğiniz yere yapabilirsiniz. Ben 4 5 6 7 7 tane yaptıktan sonra ikinci ilimi yapacağım. 1 2 3 4 5. Hemen yanından devam ediyorum. 1 Buradaki zincirin diğer kanadını yapıyoruz arkadaşlar. İlk başlarken yaptığımız yer burası. 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane yaptım. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı yere batıyorum. Bu kez ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın iliklerim bu şekilde oluştu. Şimdi eteğin üst kısmı, elbisenin üst kısmı bitti. Etek kısmına devam edeceğim. Etek kısmına dönüyorum. Burada ilmek kaydırma yapmıştım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Her sıraya bir sık iğne yapmış oluyoruz. 2 tane sık iğne yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 zincir çektim. Hemen buraya batıyorum. 1, 2, her sıraya batıyoruz. 3, 4. Bir tepeye, bir çukura. 4 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Yine zincir çekiyorum. Yedi zincir çektim. Bakın arkadaşlar, şuraya batıyorum. Bir sık iğne. Buraya iki sık iğne. Tepesine 3. Her sıranın ucuna batmış oluyoruz. 4 sık iğne. Tekrar 1 2 3. 3 4 5 6 7. Hemen dibinden yine bir sık iğne. 2 sık iğne. 2 3 4 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. 7 zincir, 4 sık iğne olarak 2 3 4. Şimdi burada 2 sık iğne yaptık. 7 zincir, 4 sık iğne. 7 zincir, 4 sık iğne. 7 zincir, 4 sık iğne. Bunlar 7 tane olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 5.'yi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Bakın arkadaşlar, 7 tane bunları yaptım. Önce 2 sık iğne, 7 zincir, 4 sık iğne, 7 zincir, 4 sık iğneden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptım. 7 zincir, 4 sık iğne. Şimdi buraya yine 7 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir. Burada 2 tane sık iğne yapacağım. 1. Bir de buraya en sona 2. 2 tane sık iğne yaptım. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi bu son sık iğne yaptığım yere ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Şimdi
Şuradan geri geleceğim. Böyle ilmek kaydırma yapacağım. Bakın şu şekilde ilmek kaydırma yaptım. Her yaptığım sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapıp bakın az önce yaptığım sık iğnelerin dibine ilmek kaydırma yapıyorum. Sıranın başına geleceğim şuraya arkadaşlar. Hem de buraya bakın şu şekilde göstereyim. Böyle ilmek kaydırma yapmış olacağım. Orayı daha düzgün bir hale getirmiş olacağım. Hem de sıranın başına geleceğim. Görünüyordur umarım. Netleşmedi tam. Böyle ilmek kaydırmaları yapacağım. Bakın şöyle. Her yaptığım sık iğnenin dibine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın buraya yapmıştım sık iğne. Bakın arkadaşlar. Birkaç tane daha göstereyim. Buradan batırıyorum. Buradan ipi alıyorum. Arkadan. Ve kaydırıyorum. Tekrar sıradaki sık iğneye batıyorum. Arkadan ipi alıyorum. Ve kaydırıyorum. Bakın buraya battım. Yine aynı şekilde buradan ipi alıyorum. Her sık iğnenin dibine batıp bu işlemi yapıyorum. Bu sıranın sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Tamamladım ilmek kaydırmaları. Bu şekilde son ilmek kaydırmayı da buraya yaptım. Son sık iğnenin üstüne. Sonra buraya arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 bakın son ilmek kaydırmam da burada. 3 tane zincir çektim. Hemen dibindeki sık iğnenin üstüne trabzan yapıyorum. Burada 2 tane sık iğne vardı arkadaşlar. Birine zincir çekerek trabzan gibi oldu tabi orası. Onu da sayıyorum. 2 tane trabzan gibi şimdi burası. Şimdi bu zincirlerin içine boşluğuna trabzan yapacağım. 7 tane. 3 pardon 8 tane. 4. Burada 7 zincir vardı. 8 trabzan yapacağız. Her zincirin içine yani bu boşluklara 8 tane trabzan yapacağız. Saymak istiyorum. 2 burada. 2, 4, 6, 8 tane trabzan oldu. Şimdi sık iğnenin 4 sık iğnenin üzerinden devam ediyorum. Artık trabzan yapacağız eteğimizde. 1, 2, 3. Burada 4 sık iğne vardı. Onların üzerine her birine birer tane yapıyorum. 4 tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar bu zincirin boşluğuna 8 tane yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 trabzan ve sık iğnenin üzerinden devam ediyorum. Bakın sık iğnelerin üzerine her birine birer tane yapıyorum. 3 4 Bu şekilde buraları dolduracağız. 8 trabzan zincirlerin içine 4 tane
sık iğnelerin üzerine. Bu şekilde sonuna kadar buraya da 8 tane yapacağım. Burada en son 2 tane trabzan yapacağım. Burada 2 sık iğne var sonda. 2 sık iğnenin üzerine 2 trabzan yapacağım. 8 tane dolduracağım, 2 trabzan yapacağım. Bu sırayı da böyle tamamlamış olacağım. Trabzanlarımı yaptım. Pili olacak bunlar arkadaşlar. Sonradan iç kısımdan pileleri tutturacağız. Onu daha sonra göstereceğim. Biraz yaptıktan sonra toplamda 94 tane trabzanım oldu bu sıranın sonunda. Şimdi artık sıramı bağlıyorum. Bakın burada 3 tane zincir çekmiştik sıranın başında. O 3. zincirin tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine trabzan yapmaya devam ediyorum. İkinci trabzanım oldu. Zinciri de saydığım için. 2 trabzan yaptım. Şimdi çift yapıyorum arkadaşlar. 2 tane aynı yere 2 tane yapıyorum. 2 trabzan yaptım. Sıradaki boşluğa çift yaptım. Sonra devam ediyorum. 1. Bu sırada da arttırmalar yapacağız pilelerin yanlarında. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzan yapıyorum. Yine bakın şu 8'incinin sonuna olmuş oluyor. Yani buraya 6 trabzan bir arttır. Önce 2 trabzan bir arttır yaptım. Sonra 6 trabzan bir arttır. Şimdi 4 trabzan bir arttır. 1, 2, 3, 4 trabzan. Yine burada çift yapacağım. Trabzanla arttırma yapıyorum. Şimdi 6 trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 16 tane arttırma yapacağız. 6. Bakın şu 8'incinin buraya 8 trabzan yapmıştık. Onun sonuncusuna arttırma yapıyorum. Buraya çift yapıyorum. Yine 4 tane yapacağım. 1. Buradaki düz 4 tanenin sağına ve soluna arttırma yapmış oluyorum arkadaşlar. Bakın. Şu 4 tane yaptığım trabzanın sağına soluna çift yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 tane yaptım. Yine çift yapıyorum. Bu şekilde arttıracağız. Bakın tekrar baştan söylüyorum. 2 trabzan yaptım. 1 arttırdım. 6 trabzan 1 arttır. 4 trabzan 1 arttır. 6 trabzan 1 arttır. 4 trabzan 1 arttır. 6 trabzan 1 arttır, 4 trabzan 1 arttır. 6 trabzan 1 arttır, 4 trabzan 1 arttır. Bunu tam 7 kere yapıyoruz. 6 trabzan 1 arttır, 4 trabzan 1 arttır, 6 trabzan 1 arttır. Bu şekilde en sonunda 4 trabzan 1 arttır, 6 trabzan 1 arttır yapacağım. Ve arttırmaları bitireceğim. Bu sırayı da tamamlamış olacağım. Arttırmalarımı yaptım arkadaşlar dediğim yerlerde. İlk sırada 96 trabzanım vardı. Bu sırada 16 tane arttırma yaptım. 96 artı 16 110 tane trabzanım oldu. Son arttırmamı bakın burada yaptım. 2 tane trabzan yaptım. Şimdi sıranın başına yine bağlantı yapıyorum. Sıramı tamamlıyorum. 3 zincir çekiyorum ve aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Artık arttırma yapmayacağım. 5 sıra daha öreceğim ben. Sonra bu pile kısımlarını 5 sıra daha 104 trabzanı yapacağız. Bakın bu şekilde. Pileleri de böyle yan taraf arkadaşlar. Şu kısımlardan dikeceğiz. Onu biraz ilerledikten sonra size göstereceğim. Böyle pile şeklinde olacak. Dediğim gibi 5 sıra daha 104 trabzan yapacağım. Geleceğim. Ben 5 sıra daha ördüm trabzan. 110
Trabzan olarak 5 sıra daha ördüm. Toplamda Trabzan sayılarımız 7, 2, 4, 6, 7 sıra oldu. İlk başta bir de sık iğne yapmıştık zincirleri çekerken. Yani 7 sıra Trabzan ördüm. Ben 3 sıra daha örmeyi düşünüyorum. Bebeğinizin boyuna göre giydirip boyunu, elbisenin boyunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şuradaki pile kısımları nasıl yaptığımı, nasıl sabitlediğimi, bakın böyle şu şekilde ben bu tarafa böyle pileleri yaptım, yani çevirdim. Şimdi arkadaşlar böyle çevirdiğim için bakın arkasını çeviriyorum, tersini. Elimle önce biraz yatıştırdım bunları. Bakın böyle duruyorlar. Normalde böyle havada duruyorlar. İsterseniz bu tarafa, isterseniz bu tarafa yatırabilirsiniz. Ben şimdi şu pileden başlayacağım. İğneme normal dikiş ipliği, ince bir beyaz dikiş ipliği taktım, iki kat. Arka ortası burası. Bakın bunu bu tarafa önce şuradan şöyle geçiriyorum. Buraya ipimi bir sabitleyeyim. Daha sonra her pileyi o 4 sık iğnenin hizasına bir sık iğne kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani normalde bakın 1, 2, 3, 4 burada var. Burası başlangıç olduğu için pek belli olmuyor. Şu şekilde yatırıp buradan geçiriyorum. Ve şöyle yanından tekrar şu pilenin dip kısmını da bir sabitliyorum. Bu kadar arkadaşlar. Pileleri sabitleme şeklimiz bu kadar. Hemen diğerine geçiyorum. Önce ikiye katlıyorum. Sonra şuradaki 4 trabzanın dibine yatırıyorum. Pileyi şöyle çeviriyorum. Sonra şu ilk 4 şurada 4 trabzan var. Onun ilkinin dibine batıyorum şöyle. Ve pile ikinci pilemizi de katlayıp bir daha yapıyorum aynı yere. Sonra diğer pilenin bir ucundan tutturuyorum. Bir de dibinden. İki kere yapıyorum. Düğüm olsun arkadaşlar, açılmasın. Sonra diğerine geçerek sırayla bütün pileleri bakın buraya battım. Sonra pileyi ikiye katladıktan sonra bu şurasına batıyorum. Ve tekrar dip kısmını eteğe sabitliyorum. Bir kere daha yapıp burada sabitledim. Diğer pileye geçeceğim. Sırayla bütün pileleri bu şekilde sabitleyerek yatıracağız. Ben sağ tarafa yatırdım tersten. Arka ortadan başladım. Hepsini sağ tarafa. Bakın böyle eğer burada sabitlemezsek burada açılabilir pile. O yüzden bir kere daha yapıyorum. Sonra dibe geçiyorum. Dipteki pilenin dibini birleştirirken eteği de tutturuyorum. Yani alta da tutturuyorum. Sadece pileyi değil. Bir kere daha yapıyorum. Sabitledim. Şimdi hemen ilk trabzanın üstüne ipimi geçirdim. Bakın şu şekilde tuttum. Pilenin orta kısmından tutturuyorum. Aynı yerden bir daha. Hatta şöyle bir tane düğüm de atabilirsiniz. Sonra
Dediğim gibi pilenin dibine geçiyorum. Böyle yapalım arkadaşlar. Bütün pileleri sabitleştirelim. Son pileyi de arkadaşlar buraya sabitledim. Bakın burası son pile, bu arka ortası. Buradan başlamıştık. Bunu da buraya sabitledikten sonra ilk pileye şöyle tutturuyorum. Düğümleyip keseceğim. Bakın arkadaşlar pilelerimiz bu şekilde, elimizle düzeltelim. Hatta bittikten sonra hafif ütüde basılabilir ama basılmadığı zaman da gayet düzgün oluyor. Bakın bu şekilde. Tabii açıldığı zaman etek açık durabilir. Pileler böyle ütülü gibi durmayabilir tabii ki. Böyle durmasına gerek yok. Hafif uçları açılacak. Şimdi ben 3 sıra daha trabzanlarımı yapacağım. 110 trabzanı. Eteğin boyuna bakacağız. Ben 3 sıra daha yaptım trabzanlarımı. Toplamda trabzan sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yapmış oldum. İlk başta da bir sık iğne yapmıştık. Böylece arkadaşlar eteğimin boyunu ben bu kadar yapmak istiyorum. Bakın bu şekilde tamamlayacağım. İpimi kesip gizleyeceğim arkadaşlar. İlmek kaydırma yapıyorum. Etek ucuna başka bir işlem yapmıyorum. Bir zincir çekeceğim. İpimi kesip içeri gizleyeceğim. Arkasına düğme yapacağım. 3 tane. Buralara düğmeleri dikeceğim. Ve ayrıca ben şuraya küçük bir gül detayı eklemek istiyorum süsleme olarak. Elbisemiz çok sade oldu. İsterseniz beline kemer yapabilirsiniz. Ama şu ilmek kaydırma yaptığım için kemer yapmadım ben. Ama farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Gül yapımı için de bakın arkadaşlar ben şöyle yaptım. Frida'nın başındaki gülleri biraz daha ince bir iple yaptım. Ayrıca yaprak da yapıp buraya süsleme olarak yerleştireceğim. Onları yapıp elbisenin bitmiş halini size göstereceğim. Gülü ve yaprağı buraya yerleştirdim arkadaşlar. Şu kısma da ilmek kaydırma yapacağım. Onu da hemen kısaca göstereceğim arkadaşlar bel kısmına. Beyazla yaptığımız yerin alt şu ilk sıraya. İlk sık iğne yapmıştık buraya ve zincir çekmiştik. O sıranın dibine ilmek kaydırma yapıyorum. Gülü yaptığım iple. Bakın bu şekilde. Üstten ilmek kaydırmayı göstermek istiyorum size. Daha önce de bazı modellerimde kullanmıştım. Bakın buradan batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Hemen dibine ipin çıktığı yere tekrar batıyorum. Ve ilmek kaydırma yaptım. Bakın arkadaşlar şu şekilde devam edeceğim. Bütün sık iğnelerin dibine ilmek kaydırmayı yapacağım. Böyle belde böyle bir detay oluşacak. Belki etek ucuna da yapabilirim aynısını. Çünkü bir bütünlük sağlasın. Belki yaparım arkadaşlar etek ucuna da. Şimdilik bunu göstermiş olayım.
Belindeki ilmek kaydırmayı bitirdikten sonra buraya zincir çekerek ayrıyeten zincirle fiyonk yapıp buraya tutturdum arkadaşlar. Ayrıca eteğini de bir sıra sık iğne geçtim. Pembe iple biraz renklensin istedim. Tabii ki sizin zevkinize kalmış. Bunları isterseniz yapabilirsiniz. Farklı süslemeler de uygulayabilirsiniz. Bakın ilmek kaydırma yaptıktan sonra ipimi şuradan bir daha gösteriyorum arkadaşlar. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bırakıyorum. Trabzanların arasından tığımı batırdım. İpi buradan öne çıkaracağım. Öne çıkardım. Trabzanın arasına batıyorum. Üst sıraya veya alt sıraya batmıyorum. Trabzanların arasına ilmek kaydırma yapıyorum. Buradaki ilmek kaydırma kenarda olduğu için bu şekilde yapabiliriz. Daha kolay oluyor. Bakın sırayla bu şekilde boşluğa batıp tığımı arkadan geçiriyorum. Gevşek yaptım. Benim ipim biraz ince. O yüzden gevşek gevşek yaptım. Sıkmasın etek ucunu. Bu şekilde ilmek kaydırmaları tamamlayacağım. Arkasına düğmemi de diktim arkadaşlar. Ve elbisemiz bunu tamamladıktan sonra bitecek. Elbisemi bitirdim arkadaşlar. Etek kısmındaki süslemeleri bu şekilde görünüyor. Gayet hoş oldu. Eylül bebeğe giydireceğim birazdan. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.